Merhaba Emrah. Merhaba İlker. Hocam merhaba. Merhaba Mustafa. Ne zamandır yoktun ortada Emrah? Biraz tatil yaptım ben de malum, kitabı bitirdik falan filan. Sen olmayınca hayatıma çok üretken oluyorum İlker. Hocam bugünkü konumuz coğrafi keşifler. Coğrafi keşif nedir? Direkt böyle röportaja gelmiş tarih bölümü öğrencisi. Bu coğrafi keşifler Avrupa uygarlığının en büyük yükselme nedeni sayılabilir mi? Evet sayılabilir. Şöyle söyleyelim, biz dünyayı böyle haritayı görüyoruz ya, siyasi haritada şöyle bir problem var. Fiziki harita gibi her şeyi göstermiyor. Dünyanın birçok toprağında aslında fazla bir şehirleşme, medeniyet yok. Medeniyetler bir Çin, Hindistan düşünün, İran, işte Mezopotamya, Mısır ve Akdeniz havzası gibi düşündüğünüz zaman bunları birbirine bağlayan ticaret yolları var. Tabii bu tek bir yol değil, böyle E5 gibi Londra asfaltı gibi bir yer değil. Genelde kervanların gittiği, mesela Çin diğer medeniyetlerden uzakta kalır. Birçok çölü geçmek zorundasın. Bu ticaret yolların merkezi Avrupa'dan çok uzakta. Genelde İslam bu ticaret yollarının merkezidir. İslam toprakları, bu yüzden de o dönem çok zenginlik vardır burada. Avrupalılar bu izolasyonu kırmak istiyorlar. Çünkü niye? Dünyanın fabrikası aslında Hindistan ve Çin. Baharat ve ipek özellikle çok değerli. Bunlar çok üretim yapıyorlar ve genelde doğudan batıya doğru bir mal sevkiyatı var. Avrupalılar ele geçiremiyor ya. O ele geçirmeyi sağlamak için coğrafi keşif yapıyorlar. Budalaca bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Baharat niye bu kadar önemli? Çünkü bu tıpta falan filan da prezervatif olarak da kullanılıyor. Yani öyle Adana yiyeceğiz diye değil. Birçok kullanımı var ve tabii tat da veren bir şey. Zaten bunları çıkarmak da mesela tuz falan da o zaman çok pahalı. Şeker de çok pahalı. Kauçuk da sentetiği çıkmadan çok pahalıydı. Pamuk da çok pahalıydı. Bugün gidiyorsun 10 liraya tişört olsun. Eskiden çay, pamuk bunlar çok önemli metallardı. Ticari metallardı. Hatta iki tane de güzel İngilizce kitap var. An Empire of Cotton, biri de How the Tea Shaped the World olması lazım. Bunlar kapitalizmin temel özellikle pamuk meselesi. Ama burada pamuk yok, ipek var. İpek kozasından ipek yapmak çok zor ve o ipek çok değerli bir şey. Hem çok güzel gözüküyor, hem kağıt için falan kullanılabiliyor, hem de zırh gibi geçirmiyor. Yazın soğuk tutuyor, kışın sıcak tutuyor. Garip bir şey. Paramız olmadığı için çok biz öyle ipek dolaşamıyoruz tabii ama Avrupalılar bu ticaret yolundan pay alabilmek istiyor. Bunun için ne yapıyorlar? Sürekli yeni gemiler deneyip ölüme gidiyorlar. 100 sene Avrupalılar 3 gemi yollayacak, 2 gemi gelecek. 3 gemi yollayacak, 3 gemi gelecek. Çok zor bir şey o deniz. Okyanusta gidiyorsun abi. Şimdi hocam bu coğrafi keşif falan deyince tabii dil problemi çıkmıyor mu bu adamlar arasında? Mesela gidiyorlar, orada İngilizce konuşulmuyor. Olur. Ne İngilizcesi? Adamlar Portekizli diyorum. Niye İngilizce konuşsun? Ama olsun, önce İngilizcelerini düzeltmelerinde belki yarar olabilir. Lingua franca diye diyorsun herhalde, öyle mi? Şimdi Cambly hocam çok... Sen gene reklam mı aldın ya? Hocam ne yapalım, bu kanal nasıl dönecek? Dünyanın her yerinden ana dil İngilizce olan insanlarla konuşabildiğiniz harika bir uygulama. Zira birdir bir insan. Şimdi Emre hocamız bizim için bir hocayla görüşecek. Evet, şimdi Cambly'ye bağlanıyoruz. Peter diye bir öğretmenimiz var. Kendisiyle konuşacağız. Basıyorum. Hi. Hi, this is Emrah from Turkey. How are you? Very good, Emrah. My name's Peter. Where are you from, Peter? I'm an Australian, but I live in Vietnam. Okay, oh, you live in Vietnam. All right. Never been to Australia, although I know a couple of Australian TV series. What do you do apart from doing this job for Cambly? I moved to the city I'm at now to work on a new project, but we've had a couple of hold-ups, so I'm waiting on that to hopefully begin again. But I've worked the majority of my life in horse racing. Horse racing? Oh my God, you would have made millions in Turkey because everybody's so much in horse racing. Of course, the betting part, not the racing itself. Exactly. I am actually a historian of Mediterranean, of Ottoman Empire, European history stuff. Like, I'm a professor in a university. I'm not a very up-to-date guy, but I'm, you know, one of my colleagues asked me to ask you about the fires, recent fires in Australia. Still very bad. They're hoping to get rain to help put the fires out. 1 billion native animals have been killed in the fire. And some of them should be unique to Australia, right? Because totally on another continent with a different fauna and flora. The majority of them. The worst ones, koalas. Koalas' natural instinct for danger is to climb a tree. So when they're in the tree catches fire, they get burned. Yeah, so it's not been good. The conditions for the fires this year have just been not normal. 40 degree heat, no rain for a long time. So everything's very dry. The rating they have for catastrophic conditions is 100. And the conditions they have at the moment are 200. Wow. You like your job? Are you happy with talking to people from four corners of the world? No, I mean, I love it. I love it because I've lived in out of Australia for a lot of my life. I've lived in Macau and Japan, Malaysia, Singapore, and now Vietnam. It was great talking to you. You're a great conversationalist. I'm a very talkative guy. It's really not easy to stop me from talking. But anyway, it was quite a pleasure to talk to you. And thank you for your participation. Okay. Thank you very much.
Thank you very much. Bye bye from Turkey. Aslında güzel oldu. Avustralya biriyle tam konuşacağımız aklımıza gelmemişti. Programda da biraz Avustralya'yı köşede bırakmış olduk. Çünkü Avustralya biraz daha geç. 18'in sonuna doğru bulunan bir yer. James Cook'un işte oraya yaptığı eksplorasyonlar var. Oradaki adaları, bu Marquesas adaları falan filan o buluyor. Ve çok enteresan bir dönemine denk geliyor. Onu o kadar şey yapamadık ama Avustralya biri çıkmış oldu. Allah kahretsin. Aksanı ağır Avustralya aksanıydı ama anlaşılıyordu. Anlaşılıyor. Yo, ben bütün aksanları anlayamayacağın aksan nedir biliyor musun? Bilmeyenin aksanı anlaşılmaz abi. Aslında bu Cambly gibi programların en güzelliklerinden biri de herhalde o aksan duyuyorsunuz. Mesela ben İngiliz aksanıyla öğrenmiştim. Tabii sonra gitti o. Beceremiyorduk da tam zaten. Ve Amerikan aksanlı ilk filmlerde falan duyduğumda şaşırmıştım. O zaman internet yok falan, filme gidiyordum. İlk Lorenzo Zoyola'ya gitmiştim sene 92-93. Gittim ve abi bunlar hiç Tom Hutchinson gibi konuşmuyorlar. Bizim hoca da tesadüfen İngiltere'de okumuştu. Adam öyle konuşuyordu hani, Türk olmasına rağmen. Bunlar birçok konuşuyor falan olmuştuk. O zaman bu tip böyle altyazılı şeyler yoktu. Hep dublajlıydı. Dolayısıyla güzel bir hizmet. Beğendim. Evet, videonun altında bir link göreceksiniz. O linke tıklıyorsunuz ve app'i indirebiliyorsunuz. Yine videonun altına görebileceğiniz kodu girerseniz 10 dakika bedava bir başlangıç Cambly kıyağına hak kazanıyorsunuz. Böylece Cambly'yi deneme şansına sahip olacaksınız. Lütfen bu fırsatı kaçırmayın. 10 dakika boyunca Avustralya'dan haberler alabilirsiniz. Avustralya'dan ve çeşitli coğrafi bölgelerden çeşitli aksanlarla konuşmak istiyorsanız o kodu girin oraya. Bir 10 dakika kendinin ne olduğuna bakma şansı. Bu app işe yarar mı? Çok işe yarar. Muhteşem bir şey. Hakikaten. Abi bak, aksanla konuşuyorsun, adamla konuşuyorsun. En zor iş telefonda konuşmak. Muhteşem işe yarar yani. Bir dil hakikaten çok önemli. Ne kadar İspanyol Portekizler ilk başta gittiklerinde İngilizce konuşmuyorlarsa da yerel halkla nasıl anlaştılar diye de bir sorabilirsin. Aslında evet, onu soracaktım hakikaten. Ne nasıl anlaşıyorlar? Aztek İmparatorluğu'nu yıkan Cortez'in gittiğinde yanında orada bulduğu bir kadın var. Yerelli bir kadın. Bu tercümanlık yapıyor. Hatta Cortez'in de sevgilisi gibi bir tip. Başta böyle başlıyor. Yerellerden buluyorlar. Bir şekilde birbirlerini öğretiyor. Zaten basit. Yani yıkmaya gittiği için oturup böyle ne bileyim neoplatonizm tartışmayacaktır herhalde. Cahilce bir soru soruyorum. Pamuk alacağız. Hindistan'a mı gitmek istiyor herifler? Hayır, pamuk için değil. Baharat. Ya, neyse, baharat için alacağız. Hayır abi, şeye geliyorlar. İslam topraklarına geliyorlar. Antakya, Haç seferleriyle kurdukları yerler. İskenderiye, Antakya, o tip yerlere geliyorlar. İleriye gidemiyorlar oradan. İşte bu ileriye ilk gidenlerden biri Marco Polo. Başarısı o zaten. Gidemiyorlar dediğin karadan niye gidemiyorlar? İslam dünyasında izin vermiyor. Bir de çok pahalıya geliyor. Her gittiğin yerde vergi ödemek zorundasın. Bir de Hristiyanlar o yolları bilmiyor. O networkler yok. Ne yapacak adam? Set turizmle mi gidecek? Öyle bir turizm var mı bilmiyorum ama. Peki öbür taraftan kervanlar var mı? Hani var tabii ama pahalıya geliyor. Yani Müslümanlar taşıyor. Orta Asya'dan alıyorlar, İran'a getiriyorlar. En sonunda bunların terminusları var Antakya'da falan. Oradan Venedikler, Cenevalılar İstanbul'a geliyor, İskenderiye geliyor, Antakya'ya gidiyor, Halep'e gidiyor. Transportasyon mekanizmasını ele geçirmek için. Aracıyı kesmek için. Fakat şöyle bir problem var. Sen gemiyi yapıyorsun, gidiyorsun ya. Abi ölüm oranları çok yüksek. Cebeli Tarih'i geçmek çok zor. Çünkü kürekli gemilerle, Akdeniz'deki gemiler kürekli, Cebeli Tarih'i geçiyorlar. Giden geri gelmiyor. Esas 15. yüzyılda yelkenli gemilerle başlıyor. Bu gemiler daha çok gelişmiş değil. 100 yıl boyunca Portekizler önce Afrika'nın batısını gemi yollayacak, gemi gidecek. Gemi yollayacak, geri gelecek. 3 yolluyor, 2 gidiyor. Sürekli ölüyor. Çünkü başka gidebilecekleri bir yer yok. Yani ekonomik olarak gelişebilecekleri bir yer yok. En sonunda 1497 yılında Ümitburnu'nu geçip Hindistan'a varacaklar. Bu sırada alternatif bir olay daha olacak. İspanyollar da diyorlar ki dünya yuvarlak olduğunu göre. Bu arada yanlış bilinen bir şey. Dünyanın düz olduğunu falan kimse zannetmiyor. Böyle bir salak yok yani. O şimdi var evet. Evet, şimdi var onlar. Eskiden de o kadar vardı yani. Şimdi insanlık bazı alanlarda hiç ileri gitmiyor. Dünya düz değil arkadaşlar. Özür diliyorum. I am sorry to inform you. Dünya düz diyenler düz olabilir ama siz dünya düz değil yapacak yani, ufka bakarsanız anlarsınız. Ümitburnu'nu keşfettiler. Ötekiler de diyor ki ya biz diyor sürekli batıya gidersek Hindistan'ı buluruz. Orada ikinci numara oluşuyor işte. Tak diye önlerine yepyeni bir kıta çıkıyor. Bu da öyle güzel bir zamanda çıkıyor ki Amerika aslında Avrupalıların belirli bir nüfus, finansal altyapı ve kompleks bir ekonomi geliştirdikleri, yani öyle bir yere ihtiyaçları olduk zaman kapitalizmin motoru oluyor o yüzden. Çünkü kapitalizm için böyle şekerdir, tütündür, daha zaman kahve çıkmamış ama kahvedir. Bu tip ürünleri yetiştirebileceğiz topraklar lazım. Fakat bunları kendi evinizde yetiştiremezsiniz. Bugün petrolün falan Suudi Arabistan'da olması gibi bu tip yerler uzakta olmalı. Siz çünkü kendi memleketinizde sizin daha çok işinize yarayan şeyler yetiştireceksiniz. Bakir topraklar. Bu bakir topraklarda ilk başta şeker yetiştirecekler Karayipler'de falan. İşte Kuzey Amerika'da pamuk yetiştirecekler. Bunlar Avrupa ekonomisinin sınıf atlamasına yol açacak. Hindistan'dan gelen mallar da daha ucuz ürün almalarına yol açtığı için bir anda ekonomik olarak bir üst seviyeye çıkmış olacak. Peki Avrupalılar dışında bu konuya uyanan kimse yok mu? Sadece Avrupalılar mı bunun peşine gidiyor? Coğrafi olarak keşif yapma ihtiyacı en çok Avrupalılarda var. Mesela Çinliler, Çin medeniyetinde Müslüman olarak da şey yapabiliyorsun. Onlar Konfüçyüsçü oldukları için onlarda bizim tek din gibi illa bizim dinden olacaksın diye bir şey yok. Dolayısıyla Çin'de Müslüman bir amiral var. Bu 15. yüzyılda 7 sefer yapıyor. Çok daha büyük gemilerle bütün Hint Okyanusu'nda Avrupa'nın, Afrika'nın doğu sahillerini falan keşfediyor. Bundan da Amerikalı bir adam kitap yazdı. Çok meşhur oldu bu. Çinliler de Amerika'yı bulabilir dedi, Avrupa'yı bulabilir diye. Burada problem, Çinli Avrupa'yı bulup ne yapacak? Zenginlik orada değil ki. Bu bir Amerikalının buraya doktora gelmesine benziyor. Biz daha çok gideriz oraya değil mi? Çünkü merkez orası.
Çin merkez olduğu için Avrupalılar oraya gitmeye çalışıyor. Müslümanlar da gitmesine gerek yok. Çünkü Müslümanlar zaten Hindistan'a gidiyor, Çin'e gidiyor. İslam öyle bir medeniyettir. Fas'tan Kuzey Hindistan'a ve Çin'e kadar giden bir network var. O İslam dünyası içinde yerel bağların olmasa bile tüccar olarak ilerleyebiliyorsun. Bir network var. Dolayısıyla Müslüman dünyası zaten bu metalara sahip. Bu yüzden de içinde öyle bir fışkıracak şey de yok. Avrupa artık öyle bir noktaya gelmiş ki dışarıya fışkırmaya çok hazır. Nüfus fazlası veriyor. Feodal yapı yavaş yavaş yıkmış. Şehir devletleri çıkmış. Haçlı seferler de aynı mantığın bir devamıdır. Tabii ki dini, mantal bir yönü vardır. Hatta çok güzel bir şey vardı. İki tane Haçlı duruyor. Şeye bakıyorlar böyle işte zeytin tarlalarına. It's all about oil you know diyorlar. O zaman Irak Savaşı yeni çıkmıştı. Her şey oil'la, yağla ilgili. Tabii yağ, petrol aynı şey. Her şey oil'la ilgili diyor. Ama şimdi sen anlattığında sanki bütün Avrupa tek bir unik şeymiş anlamı çıkıyor. Bunlar kendi aralarında mal kavgasına düşmüyorlar mı hiç? İlk başta İspanya, Portekiz. Çünkü bunlar çok daha fakirler. Denizci. Özellikle Portekiz bu işi başlatıyor. Sonra Portekiz'den İspanya'ya şey yapıyor. Ama mesela Christoph Kolomb Cenovalı ama önemli değil. Bunlar okyanus tipi yerler. Bir de şunu anlamamız lazım. Cenovalı adam İspanya servisinde olabiliyor. Portekizli İspanya servisine girebiliyor ama daha çok İberya Yarımadası'na ilk başta çıkıyor. Ve 1490'larda bir anda Amerika'yı buluyorlar. İlk başta anlamıyorlar. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İlk başta Hindistan zannediliyor. Daha sonra aralarında bir anlaşma yapacaklar. Tordesillas Anlaşması diye. Bunlar çok enteresan. Avrupa'nın pek önemli olmayan iki krallığı dünyayı ikiye bölecekler abi bir paralelde. Solu İspanyolların, sağ Portekizlerin olacak. Anlaşma zaten 3 sene sonra Brezilya'yı bulunca bütün Brezilya'da Portekizlere kaldı. Halbuki orada hiçbir şey olmaması lazım. Çünkü ilk başta şey görmüyor. Hatta komple teorileri var. Portekizler Brezilya'yı sakladı diye. Kolomb kimdir öncelikle? Kolomb Cenovalı bir tüccar, denizci. Bu gidiyor ilk başta şansını orada burada deniyor olmayınca en son İspanya kralına gidiyor ve kendisine bu takım sözler veriliyor. İşte gideceğim coğrafi keşifte Hindistan yolunu bulacağım falan filan. Gidiyor aramaya. Orada da bir şey vardı hatırlarsan yakın zamana kadar gündeme gelmişti. Küba'ya gittiğinde cami görmüş diye. Onu da düzeltelim. Türkiye'de gazetecinin hiç iş yapmadığını söyleyeyim. İlk öyle bir açıklama yapıldığında ben gittim Kolomb'un şeyi var mı diye baktım günlüğü. Hakikaten varmış. İspanyolca günlüğünü buldum. İngilizcesi de vardır. Oraya meskite yazdım. Hakikaten çat diye çıktı. Kontrol F'ye basınca PDF'de çat diye çıktı. İlk gördüğü tepeleri Endülüs'teki camilerin kubbelerine benzetiyor. Bu kadar basit bir şey. Daha önceden oraya Müslümanlar falan gitmemişti. Yani ortada cami falan yok haliyle. Yok. Ama daha önce Vikingler gitti. 1000 yılında. Onu unutmayalım. Kanada'dan gitmişler. Newfoundland diye. O Labrador'un bilmem nenin oralarında. Fakat bir şey var. Gittiğinde ekonomik olarak feasible olmazsa bir keşif hiçbir şeydir. Senin dediğin gibi fikir hiçbir şeydir. Bunun bir feasibility'si olması lazım. Vikingler oraya gidiyor 1000 yılında ama sonuçta bir cepte kalıp geri dönmek zorunda kalıyorlar ve buradan hiçbir şey çıkmıyor. Kolomb gittiğinde ise bunun bir ekonomik mantığı var. Niye? Hem Vikinglerin aksine artık İspanya'sı, Portekiz'i gelişmiş ekonomiler. Avrupa aç yani toprağa. Avrupa'nın nüfus fazlası var. Oraya kusabiliyorlar. Dolayısıyla Kolomb'la beraber seferlerin ardı arkası kesilmeyecek. Avrupa'nın o agresifliğini görmek lazım. Kolomb'un Osmanlılara geldiğiyle ilgili de bir hikaye var. Bütün yalan hikayeler gibi bu da Evliya Çelebi'den çıkmış. O Evliya Çelebi biraz meddah gibi bir adam. Yani espri yapan. Sizin gibi mi acaba? Olabilir evet. Hakikaten Osmanlı'da kendim yakın gördüm. Çok az insandan bilir. Hem böyle belirli bir bilgisi, çok güzel sesi var. Kur'an okuyor, bütün Osmanlı'yı dolaşıyor falan. Bunun çok güzel bir hikayesi var. İki tane papaz geldi diyor. Biri Kolomb, birinin adı da Padre diyor. Padre zaten peder demek. 1484'te geldiler 2. Bayezid'e. Size Amerika bulacağız, yeni kıtalar bulacağız falan demiş. Bayezid de bizim işimiz olmaz. Oralar bize çok uzaktır deyip yollamıştı. Tabii böyle bir olay olmadı. 200 yıl sonra Osmanlılar ya Amerika diye bir yer var. Biri bulmuş. Bize niye kimse gelmemişi aslında öyle hikayeleştirmiş. Peki gerçekte o dönemde Osmanlılar neyle iştigal ediyorlarmış? Normal tarım imparatorlukları ne yaparsa. Eksepsiyon her zaman Avrupa'dır. Avrupa'ya bakmamız lazım. Avrupa'nın ne yaptığı bizi bir yere götürür. Tamam mı? Ötekisinin bir şeyi yok. Osmanlılar gitmedi. Yakın zamanda bir hocamız Pir Reis'i dinlemeyen Kanuni'ye salak demişti. Bu geçerli bir şey değil. Yani salak değil mi diyorsun? Değil tabii ki. Yani kaçırmış bir fırsat yok. Ben hocam biraz savunayım. Kanuni'nin dönemi uzun bir duraklama dönemi gibi aslında Osmanlı için. Ama bak bazı şeyler var. Bu Kanuni falan filan alakası yok. Ya 16. yüzyılda dedim ya sana gelir seviyesine bakıyorsun. İstanbul bütün Akdeniz şehirlerinden geride. Valencia'dan geride ya işçi ücretlerinde. Tarih mekanizmasını öyle bir devlet kolay kolay şey yapamaz. Geri kalmış yani ekonomik olarak geri kalmış. Öteki tarafta bankacılık, borsa falan çıkacak. Bizde daha yani ortada anca para vakfı falan var. Sistem olarak kapitalizme çok hazır değil. İki, Kanuni'nin yapabileceği bir şey yoktu. Yani Amerika'ya gitseler oradan alabilecekleri bir şey yok. Peki niye muhteşem Süleyman deniyor. Çünkü savaş kazanmış. Yukarıdaki yüzeysel olanlarda bir sürü savaş kazanmış. Avrupalıları korkutmuş falan ama altyapısal faktörlere bir de ona benefit of hindsight denir. Yani bugünden gördüğümüz için anlayabiliyoruz. Yani ne oldu da bu iş ama böyle duraklamalar Osmanlı 16. yüzyıla kadar geri götürmenin pek bir manası yok. Bir imparatorluk 300 yıl duraklar mı ya? Nerede duruyor abi bu? Yani anlatabildim mi? Hangara mı çektiniz yani? Bu dünya tarihindeki en önemli olaylardan biri değil mi aslında? Son 400-500 yılın en önemli olayı bence yani bu. Yani büyük bir kırılma yaratıyor ama Kolomb bunu anlayamıyor. Ya anlayamıyor diyor. Sonunda anlıyorlar.
var canım. Fakat biraz zaman alacak. Zaten ismi de Kolomb'dan değil Amerika'dan gelmesini de onu da söyleyelim. Amerikan Vespucci, evet onu Mustafa evet, Bey. Amerikan Vespucci değil Amerigo Vespucci'ye. O da Floransalı bir Medici ailesinin aslında bir ajanı. Yani ajan derken nasıl diyeyim bayisi. O gidiyor oralara Portekizlerle sanırım. Ne kadar sonra? 4-5 sene sonra gidiyor. 1503'te Amerika isim verecek. İşte onun haritasından bir harita uygulayan Valdez Müller mi Valdez Müller mi öyle bir harita var. O haritacının yaptığı haritada ilk defa Amerika isim veriliyor. Amerika isim İlk bölümlerden birinde Osmanlı gerilemedi onlar ilerlemedi demiştin ya. Batı'nın bu tarihten sonraki hızlı sıçraması coğrafi keşiflerle ne kadar ilişkilendirilebilir? Kapitalizmin doğuşu için bottleneck dediğimiz bir nokta var. Avrupa artık nüfus fazlasına gelmiş. Onu kusması lazım. Sanayi olarak ve yani sanayi dediğim de o ipekli şey pamuklu kumaşlar da bir yere kadar gelmiş. İngiltere falan işte Venedik falan belli yerler kapitalistleşmek için belli özellikler sahip olmuş. Ondan sonra bir atılım lazım. Bu atılımı yapamazsa 18. yüzyıl sonundaki Çin gibi bir anda ekonomisi o atlamı hiç yapamayacak duruma gelebilir. Mesela Kenneth Pomeranz'a göre aslında Çin'in 18. yüzyıla başına gelen oydu. Çok avantajlı bir şey oluyor bundan sonra. Üçgen ticaret dediğimiz bir şey var. Üçgen ticaret şu. Avrupalılar Batı Afrika'ya gidiyor. Burası zaten geri kalmış bir ekonomi. Buradan köleleri alıyor. Ucuza köleyi aldın. Nereye götürdün? Amerika'ya. Amerika'da her yer toprak da. Kim çalışacak bu toprakta? O köleleri çalıştırıyor. Sonra Avrupa'da yetiştiremeyeceğin ama çok değerli olan kahve, tütün, pamuk gibi ürünleri alıp Avrupa'ya götürüyorsun. Oradan da silah gibi, kıyafet gibi KDV'si yüksek yani teknolojik ürünler diyelim. Onları alıp Afrika'ya götürüyorsun. Bu sefer ne oluyor? Daha çok köle alıyorsun. Tekrar Amerika'ya götürüyorsun. Daha çok pamuk üretiyorsun. Götürüyorsun İngiltere'ye. Böyle bir sömürü. Niye Amerika'daki yerlileri kullanmıyorlar? Amerika'daki yerlilerin o kadar nüfusu yok. Bir de çoğu öldü. Burada güzel bir fark da var. Afrika'yı mesela 1880'lere kadar kolonize edemeyecek ama Amerika'yı bir anda her tarafa alacak. Bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Nüfusu az demek ki Amerika'da. Kuzeyde öyle. Güneyde iki tane imparatorluk var. Aztek İnkalar. Bunlar mikropla yıkıldı. Çünkü Afrika, Avrupa, Asya binlerce yıldır bir arada. Fakat uzun bir süredir Amerika ayrı kalmış ve o virüs havuzundan uzak kalmış. Bunlar bir gidiyorlar. İşte smallpox dediğimiz çiçeği bir şey yapıyorlar. Yüz binler ölüyor bir an. Ama bilerek değil tabii. Bilerek değil canım. Yüz binler ölüyor. Ona Kolomb mübadelesi. Colombian Exchange dedi. Oradan buraya bir şey geçmiyor. O ilginç. Hastalık geçmiyor. Frengi geçiyor sanırım. Bir de bu coğrafi keşiflerden iskorbit var. Oradan geçmiyor da. C vitamini eksikliğinden dişçilerin çok adam ölüyor ya. Denize bir çıkıyorlar. İlk çıkan 235 kişiden Magellan'a 185'i bile ölüyor direkt iskorbitten. Dişleri çekiliyor. Buralarında böyle yaralar oluyor. Çünkü C vitaminini vücut kendi üretemediği için. Ve zaten C vitamini eksikliğinden olduğunu falan da anlamıyorlar. Çok çekiyorlar. Oradan buraya çok fazla güzel şey geliyor. Burada olmayan. Domates geliyor. Patates geliyor. Patates çok önemli çünkü Rusya'yı Rusya yapan patates. 18. Rusya nüfusu öyle bir artıyor ki. Bunlar 16. yüzyılda böyle ormanda yaşayan adamlar nara gittiler. Bütün Sibirya'yı kolonize ettiler. Nüfus fazlasıyla patates de oluyor. Çünkü böyle ekmek gibi, buğday gibi seni besleyen bir şey ve kolay yetişen bir şey. Kalori değeri yüksek. Fasulye, mısır. Avrupa'da mısıra grano turco denir. Turkish grain. Aslında o darıdan kastediliyor. Doğu ile batı arasında ciddi bir fark var. Coğrafi keşiflerden kaynaklanıyor diyebilir miyiz? Coğrafi keşifleri ateşlediği bir şey ama o sadece yetmez. Coğrafi keşiflerle Avrupa bunu eşitleyebilecek duruma geldi. İzolasyonunu şey yaptı. Onun üstüne geliştirdiği merkantilist politikalar, bilim devrimi, aydınlanması, sanayi devrimi bunlar kendi kazanımları. Dolayısıyla aslında şunu da diyebiliriz. Siz rakibinizi çok sıkıştırdığınız zaman evet. Yani ticaret yolları benim elimde ben buna vururum istediğim fiyatı alırım dediğiniz zaman o da gidip başka bir yol arıyor ve i̇şte aslında. Mesela bugün ama Afganistan Mars'a çıkamıyor işte. Biraz da şansın olacak abi. Tam onu soracaktım biliyor musun? Artık oturdu böyle şapkadan tavşan çıkarmanın yolu coğrafi keşif değil. Ne yapıyor ona mesela Hindistan? Toplumsal olarak çözüm buluyor. Hindistan'da bir sürü bilişimci oluyor. Adamlar uyanıyor o işe. Bizde genelde çocuklar işte ilahiyat, Türkçe falan seçiyorlar. Yani o yüzden pek olmuyor. Bunun altyapısı, hukuki altyapısı olması lazım. Başka bir şey. Yani o gün Osmanlı'nın böyle bir şansı yoktu. Avrupalılar tesadüfen yaptılar. Öncelikleri ona denk geliyordu. O argüman yanlış. Osmanlılar Amerika'yı bulamazlar. Birkaç nedenden dolayı. Gemi tipleri uygun değil. Sen Akdeniz'desin. Kürekli gemilerin var. Nasıl gideceksin Amerika'ya? Yani bir mantığı yok. Orada ama söylenen şu. O doğru mu? Onu merak ediyorum. Merak yok deniyor öyle evet. Mi? Evet. Merak yok. Abi Amerikalılar dünyayı tanımaz ya. Sen bilirsin abuk sabuk. Türkler onu da bilmiyoruz da biz. Yani mesela dünyanın merkezindeysen o zaman baktığında dünyanın hepsi Müslüman olacakmış gibi gelir sana. Haritayı alın. Afrika'nın aşağısını kesin. Orada pek şehirleşme yok. Çölleri kesin. Sibirya'yı bilmem neyi kesin. %80'i Müslüman ya. Müslüman var %80'inde. Hepsi yani. Değil. Çin'de var Müslüman. Hindistan'da var. İran'da var. Anadolu'ya gelmiş. Osmanlılar Balkanları sıçramış. Arabistan'da var. Bütün Kuzey Afrika. Sudan, Mudan orada var. Bir de şeye kadar Astıranlar, Kazanlar, Rusya'da da var. Bir tek
Avrupa'da yok. Bir de Kore'de morada yok. Japonya'da yok. Onun dışında her yere yayılmış zaten. Zaten adam evrensel. Avrupalılar o köşede kalmışlığın dışında bir egzotik. Tabii bu sürecin bir kısmı da 16. yüzyılda buldukça gelişiyor. Avrupalılar da hep böyle dışarıdan gelene çok hevesli değiller. Ama böyle köyden kente gelenler daha meraklı olur ya. Daha girişken olur ya. Onun gibi düşün. Yani adamlar zaten haç seferlerinde gitmeye çalışmışlar. Bu sırada onun bir antropolojik zevkini de almışlar. Bizde öyle şeyler yok. Bu mantalitede de görürsün. Hala adam Şehnam okuyor 18. yüzyılda. O formatın dışında yazan o kadar az adam var ki işte Evliya Çelebi biraz onun dışında. Onlar da sonradan aslında keşfedildi. Zamanında bile unutulmuş. Dolayısıyla böyle bir seyyah o kavram bunlarla gelişmiş egzotik yaban. Çünkü hemen yerlerle buluşuyorsun ya yerleri öldürüyorlar. Mesela De Las Casas gibi adamlar var. Bunları öldüremezsiniz diyor adam keşiş. Hadi bir de öyle bir kavga var. Şimdi bulduğun yerliyi kafana göre öldürebiliyor musun? İspanyollar çünkü kafa göz dalıyorlar. Kilisede bununla ilgili tartışma oluyor. Etnografik eserler oluyor. Aynı zamanda bu doğu ilmi de o zaman yani şarkıyaçılık da o zaman başlamıştır. Yani çok önemlidir. Buraya gelen de bakıyor. Buraya geliyor bu işte sahafa gidiyor kitap topluyor. Eski eserlere hümanizmanın da etkisi var. Birçok şey bir araya gelmiş. Avrupa hem geçmişe hem de diğer coğrafyalara karşı bir merak zaten geliştirmiş. Bu merakı mesela Çin'de göremiyorsunuz. Ama İslam dünyası Çin değil. Çin hep içine kapanık. Çinler harita yapıyor. Şöyle bir Çin. İki tane ada. Suriye bilmem ne adalar. İslam dünyası öyle değil. İslam dünyası bir otoyol. O otoyolu da olduğu için zaten adamın öyle bir şeyi var. Problem 13. yüzyıldan sonra formatlar kitlenmiş. Yenilik çıkarılamamış. Siyasi olaylarda buna izin vermemiş. Şimdi bir tek Amerika kıtası keşfedilmiyor aslında. Dünyanın başka kıtaları da keşfediliyor. Niye oradaki kolonyal yapı tarzında bir oluşum devam edemiyor başka yerlerde? Afrika'da içeri giremiyorlar. Hastalık bulaştıramıyorlar ya. Onların direnci daha çok. Dolayısıyla böyle ufak yerlerde uydu gibi kaleler tutmak zorunda kalıyorlar. Orada işte askerleri var. Bunlar ne bileyim orada kalıyorlar. İşte ticaret yapıyorlar. Ama Amerika'ya gittiklerinde oradaki herkes hastalıkla öldürdükleri için direkt orayı yönetebiliyorlar. Aynı şey Avustralya'da olacak. Gidecekler orayı bomboş bulacaklar, yönetebilecekler. Yani şunu düşünmeyin. Tüfeğinin olması. Çünkü o zaman tüfekler ateş ediyorsun oraya gidiyor falan. Savaş bölümü de yapacağım. Orada bahsedeceğim. Hakikaten rifle bulunana kadar 1850'de yani işçi böyle şeyli demirli şeyler bulunana kadar minyet kurşunu falan bulunana kadar attığın yerine gitmiyordu yani. Dolayısıyla senin tüfeğin şeyin olabilir ama 200 kişiyle nasıl Aztek İmparatorluğunu yıktın birader? Yani bunu Civilization oynayan herkes bilir. Yeri geldi mi adam okla helikopter indir ya bu oyunda. Olabilir yani böyle şeyler. Dolayısıyla bunu yapabilmesi nedeni işte o virüsler. Colombian Exchange mi? Colomb mübadelesinin sonunda gelen virüsler. Afrika'da o olmadığı için orada beceremiyor. Orayı başka şekilde kolonize edecek. Avustralya ve Sibirya'yı falan zaten 17-18. O başka bir hikaye. Oraları başka. Tüm bu süreçte bizim de tek karımız domatesi keşfetmek mi gerçekten? Domates, patates, fasulye. Aslında önemsiz şeyler değil bu. Bir sürü de hastalık yollamışız oraya. Grip, tifüs, smallpox yani çiçek. Bir de şey yok bunlarda. Atmat da yok ha. Bu Bering Boğazı'nı yürüyerek geçmişler. Kızılderililer Türk müdür hikayesi var ya. O nereden geliyor? Türk müdür? Türk'ten ne anladığına bakar. Adamlar Sibirya'dan geçmişler Bering Boğazı'nda. Ama abi o Göktürklerden önce Türk ifadesini kullanabilir miyiz? Hunlardan önce kullanabilir miyiz? Şimdi Hunlar Türk mü onu da tartışıyorlar. Diyelim Hunlar Türk ama ondan önce Türk ne yani? Asya'da yaşayan her göçebeyi ki bunlar göçebe de değil yani yürüyerek geçmişler zaten atlı falan daha at ehlileştirilmemiş. Bütün Asyalılar Türkse evet ama Asya kökenler kuzeydekiler. Yani dolayısıyla öyle bir süreç var orada at da yok. Azteklerin falan en büyük hayvanı lama. Anlattık ya mesela Afrika'da niye medeniyet yok? Çeçesineği büyük hayvanı ineğe öküze izin vermedi. Bunlar önemli şeyler abi. Böyle onun yerine arabayı sürerim diyemiyorsun yani doğayı kullanacaksın. İnek yoksa at yoksa lamadan büyük hayvan yoksa büyük problem oluyor. Peki 3 tane adam var anladığım kadarıyla. Magellan, Marco Polo. Marco Polo tüccar. Kaşif değil. Bilinmeyen yerlere gitmiyor. Moğollar tek bir devlet yaratınca Pax Mongolica diye dediğimiz bir şey var. Pax Mongolica ne? Bir şeyin başında Pax varsa şu demek. Pax Britannica, Pax Ottomana, Pax Romana. Büyük bir imparatorluk belirli bir tutarlılık, standartizasyon ve güvenlik sağladığı için kendi ekümeni uygarlığı içinde ticareti ve değiş tokuşu arttırmıştır demek. Pax Mongolica da o kadar adam öldürmüş işte bir imparatorluk kurmuş ama bu ticareti kolaylaştırıyor. Çünkü bir yerden bir yere gitmenin artık güvenliği sağlıyor. Çünkü özellikle bu askeri medeniyetlerin en önemli verdiği şey ne? Çömmek. Çömmek ama ne? Nasıl çömeceksin? Çömmenin en güzel yolu nedir? Bak bunlar medeniyete fazla bir şık atmamış. Roma bu tip step imparatorlukları falan. Silah. Kültür. Yol, vergi. Yol. Yol olacak ki gideceksin abi. Roma'nın olayı yol zaten. Yol ve mühendislik. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü bütün de yollar buradan Roma'ya çıkar. Evet. Moğollar oraya çömmüş. Gelen geçenden vergi alıyorlar. Doğru mu? Bütün dünya Moğol olmuş. Marco Polo dahası babasıyla amcası önce. Bunlar doğuya gidiyorlar ticarete. Önleri açık olunca Çin'e kadar gitmiş herifler. Sonra Marco Polo ilginç yapan gitmesi değil. O dönem giden var. Marco Polo yazıyor da aynı zamanda. Marco Polo yazıyor. Marco Polo bir de 20 sene kalıyor. Orada memurluk falan yapıyor. Marco Polo dönünce hapse düşüyor. Cenovalılarla savaşınca hapse düşüyor. Orada birine yazdırıyor bunu. Yanında da böyle meşhur bir şair gibi bir şey var. Şimdi ismini unuttum. Ona yazdırıyor. Il Milione diye bir eser. Bu da çok meşhur oluyor. Oradan biliyoruz. Ve içinde bir sürü yalan hikaye
de var. Mesela bu meşhur Fred John vardır. Bodolino okuyanlarda bilir. Rahip John diyelim. Hristiyanlar o garibanlıkta, köşe sıkışmışlıkta böyle efsaneler uydurdular Orta Asya'da. Doğu egzotik bir yer ve bilmiyorlar. Doğu'da bir işte Fred John diye biri var. Bu gitmiş büyük bir Hristiyan krallığı kurmuş. Yani artık Müslümanlara karşı o kadar ezikler ki doğudan biri gelsin işi kurtarsın. Deus ex machina istiyorlar. Yani hikayeyi biri çözsün istiyorlar. Bu Fred John'un aslında olmadığını bilebilecek tek insan Marco Polo ama adilik yapıyor. Gördüm diyor. İşte 50 yıl önce Kubilay Han onu yendi, bu imparatorluğu bitirdi falan diyor. Halbuki yok öyle bir şey. Sezar'ın mesela Debella Gallicus'unu da görebilirler. Yok beş ayaklı adamlar falan. Çocuklar yalan yazmanın kişisi yok. Herkes tarih kitapları genelde bugünkü gibi değil. Yalan için yazılır. Bir sürü yalan efsane hikaye de var. Evliya Çevre'de, Marco Polo'da. Bu öncü oluyor denebilir mi? Aa böyle yerler varmış evet, diyorlar mı? Evet evet. Çünkü mesela şeyi görüyorsunuz. Kolomb'dan Il Milione çıkıyor. Yanına notlar falan almış. Ama esas ilk Akdeniz gemicilikte çok iyi. Venedik, Cenova. Bunlardan iki gemiyle Cebeli Tarık'ı geçiyorlar. Cebeli Tarık'ı da kürekle geçmek çok zor. Roma döneminde yapıyorlardı ama gemiler artık ufaldığı için Orta Çağ'da yapamıyorlar. Bu çocuk Vivaldi kardeşler gidiyorlar. Geri gelmiyorlar. Oralarda kayboluyorlar. Sonra bir kişi daha gidiyor falan. Yavaş yavaş başlıyor ama Portekizler esas Enrique o Navigador diye biri var. Navigator Henry. Denizci Henry diye. Bu Portekiz kralı. Bunun döneminde yavaş yavaş Batı Afrika kıyılarına her yıl 3 gemi, 5 gemi falan. Buraları yavaş yavaş ele geçiriyorlar. 1460'dan 70'den sonra artık Sierra Leone'de gelince aşağıya doğru inecekler. Fakat orada çok tehlikeli yerler var. Mare Tenebrosum dedikleri de Bahru Zulümet. Karanlık deniz Latincesi. Arapçası da Zulüm Deniz dedikleri yerler var. O Madagaskar'ın orası falan çok zor yani geçmek. Bir yandan gemi tekniği gelişecek işte. Karavelalarla yapıyorlar. O gemilerin şimdi yapım tekniğini falan filan öle gebere öğreniyorsun. Laboratuvarda yapamadığın için bu böyle Volkswagen araba yaptı. Duvara çarpıp deniyorlar ya, öyle değil abi. Burada denemek istiyorsan arabayı direkt duvara çarpman lazım. Dolayısıyla böyle çok adam kaybediyorlar. Böyle başlayan bir şey. Para getirmeye başlayınca iş zaten çüründen çıkıyor. 17'de peki Magellan kim? Magellan abi Portekizli bir adam. O da İspanyollar için çalışıyor. Dünyayı dolaşacak. Bu bütün dünyayı circumnavigate edecek. 1510'larda olması lazım. Aslında yanlış bir bilgi var. Dünyanın etrafını ilk olarak dolaşan Magellan. Çünkü Magellan ölüyor yolda yerlerle savaşırken. Juan Sebastian Elcano diye bir başka İspanyol tamamlıyor yolculuğu. Bu çok önemli çünkü Tierra Fuego'daki o şeyi buluyor. Arjantin'in altına bakarlarsa orada 600 kilometre boyunda bir garip bir boğaz var. Orayı geçmeyi falan filan buluyor. Bu coğrafi keşifler tabii böyle garip şeyler de bulunuyor. Mesela Kuzey Kutbu'ndan, Güney Kutbu'ndan HBO'da The Terror diye bir dizi vardı. Orada da güzel anlatıyor. Onları falan 19. yüzyılda 20. yüzyılda bulacaklar. Yani bazı şeyleri bulmak çok zor. Çünkü iklim çok zor. Tabii batıdan bir de Filipinlere gidiyorlar o zaman. Yani Magellan dünyanın etrafını dolaşınca bir başka yol daha açıldı. Magellan geçidi değil mi? Magellan Boğazı ya da geçidi. Ama bayağı çok uzun bir hani böyle geçit dediğin gibi şey değil yani böyle Kop geçidi ya da İstanbul Boğazı gibi değil abi. Kanal İstanbul'u kim bulmuştu hocam? Kanal İstanbul'u aslında şey buldu. Sokollu Mehmet Paşa. Onun öyle projeleri vardı. Öyle tabii mi? Don Volga Kanal projesi. Hiçbiri uygulanmadı. Bu kültür emperyalizmi, misyonerlikle ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü tamam fiziki olarak bunları gittin buldun ama oradaki asıl başarı kendini kültür olarak orada yaygınlaştırmak değil mi? Bizim ezelinden beri Osmanlı ile ilgili biraz da övünerek biz bir yerleri aldık ama oraları sömürgeleştirmedik. Kendi kültürümüzü dayatmadık denir. Bu aslında pozitif bir şey mi, negatif bir şey mi? Sömürmen imparatorluk olmaz. Adı üstünde imparatorluk bu. STK değil, sivil toplum kuruluşu değil, anaokulu değil. İmparatorluk sömürecek tabii. Problem kapitalizmin daha üst bir formunu geliştirdiği için adam daha iyi sömürüyor. Olay o. Bizimki de sömürüyor. Bizimki devşirme alıyor. O gidiyor başka bir sistem, daha karmaşık bir sistem yaratıyor. Osmanlı da sömürürdü. Problem bu sadece başka halkları sömürmek açısından değil, kendi memleketinde fakiri sömürme açısından da olabilir. Ekonomik aygıtlar güçlüyse sömürü de artar. Mesela Amerika dünyayı sömürüyor ya, kendi fakirini de sömürüyor. Çünkü aygıt çok güçlü abi. Banka dediğin şey var. Mesela banka girdiği zaman Türkiye'nin diğer yöreleri finansal olarak güçlenen zaman diğer bölgeleri sömürme gücü artmış olabilir. Ama seni de sömürüyor. 50 yıllık borca giriyorsun. Tarım toplumuna girsen 50 yıllık borca giremezsin. En fazla köle olursun yani. Dolayısıyla finansal yetkinlik ya da sömürü aletlerinin yetkinliği arttıkça halkları da daha rahat sömürür. Kültürel emperyalizme gelince 17-18'den sonra özellikle kendi içlerinde de bir kültürel canlanma yaşadıkları için okuma oranlarını arttırdıkları, okullaşma oranlarını arttırdıkları, sanayi devrimiyle devlet kapasitesini arttırdıkları için gittikleri yerdeki halkları dönüştürmeye çalışmaları normal. Ama 16. yüzyılda öyle bir kültür emperyalizmi falan çok yok. Bilakis adam geliyor, Kur'an'ı bile İtalyanca bile çevirmişler. Yani dışarıya, egzotiğe meraklı. Ki Osmanlılar da bunu yapıyor. Dünyanın hemen her yerinde Osmanlı yönetimi o kadar efektif, etkili olmadığı için Türkçe bilmek, Osmanlıca bilmek o kadar önemli değil. Yoksa Bosna'da yaşıyorsan Türkçe bilmek önemli. Buda'da yaşıyorsan Türkçe bilmek önemli. Osmanlıların dili bu çünkü. Yani imparatorluğu eklemlemek açısından önemli. Bunu 19. yüzyıldaki bir emperyal siyasete dönüştürmemesi ve bugüne de daha az mirası kalması başka bir tarihsel sürün sonucu. Osmanlı ve Türkiye bununla övünüyor. Biz hep böyle öğrendik. Abi onunla övünüyor. Sonra Viyana kapılarında diyor. Canım Türkiye inanılmaz emperyalist bir tarih ve milli kültür diskuruna sahip. Şu gücümüzle bile onu keselim, onu atalım, bunu kıralım diyoruz zaten. Biz çok militarist, agresif kültürümüzü yaymak, cihan şümül bir imparatorluğumuz var.
var diyor Windows. O hikaye. Sonra iki tane Amerika bomba atınca çıkıp diyorlar tabii işte biz böyle yapmadık falan diye ama yani çünkü bizde füze yoktu. Tarihte şu millet şu milletten daha insaflıdır. Şu devlet şu devletten daha insaflıdır diyemez. Yani öyle bir şey vardı ki Osmanlı'da hakikaten vakıf kültürü içinde bir sürü aç insana aç da verilmiştir. Ama yeri gelir Timur gibi biri kelleden kule yapmayı mesela o buldu. Düşünsene icada bak kelleden kule yapıyorsun. Net kötü olmaz. Net kötü kimdir? Hitler mesela. Net kötü ben, abi. Ben mesela. Hayır değil işte. Hitler net kötü. Bir bölüm onu da yapacağız. Çok azdır onlar. Net kötü net iyi değildir yani 300 yıl 500 yılda. Avrupa kıtası aslında verimli topraklara sahip evet, verim bir kıta. Fakat buna rağmen orası kendini doyurmuyor mu? Doyurma meselesi değil. Doyuruyor da üstüne daha zenginleşebilmen için ticaret yapman lazım. Ve belli ham maddeler lazım. Yani kapitalizm motoru nedir? Hangi sanayidir kapitalizm motoru Mustafa? Aydınlatma tabii ki. Aydınlatma değil. Kıyafet. İşte pamuklar falan doğru, diyoruz evet. Ya. Herkes giyinmek zorunda. Tabii herkes giyinmek zorunda ve herkese satabilirsin. Yani hiç kültür şeyi falan tanımıyor. Demek ki hocam konfeksiyoncu açan arkadaşlar çok haklıymış. E tabii. Boşuna dememişler. Abi manifatura yapma bana numara. Çocuklar bu önemli bir laf. Plinius'un söylediği abi manifatura yapma bana yani numara. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz hocam? İnsanlar eğer maymunlar gibi kıllı olsaydı kapitalizm diye bir şey doğmayacaktı. Evet doğru. Öyle bakarsan evet. Evrim sayesinde kapitalizmi doğurmuş mesela olur. Mustafa gibi olsa ben, herkes. Ben kıllı değilim. Ha teşekkür ederim. Soru şu. Köleliğin Osmanlı'da bu kadar yaygın olmadığı söyleniyor ya. Dini inanışın baskınlığının bunda bir rolü var mı? Var ve yok. Şöyle var. Var. İslam dini köleleri serbest bırakın diyor. Kölelere haklar veriyor. Mesela kölene istediğin gibi davranamıyorsun falan filan. Ama Amerika'da çok köle. Osmanlı'da az köle olmasının iki tane nedeni var. Birincisi ya bunlara çok iş gücü lazım. Bize o kadar lazım değil. Bizde küreye adam koymak için lazım. Bütün Amerika önünde fakat adam yok toprağa koyacak. Kölelik kalktıktan sonra nasıl çözdüler bunu? İtalyanlar niye geliyor? Hocam yalnız son zamanlarda bize böyle soru sorup hep bizi aşağılıyorsun. Final vakti geldi de abi. Elim böyle taşınıyor. Öğrenciler. Bir daha sorun hocam. Mesela kölelik kalktığında nasıl çözecek bunu? İş gücü problemi hep var. Ve Amerika 19. yüzyılın ortalarına kadar falan siyah bir kıtaydı. Beyazlar gelmemiş. Kölelik kalkınca ne yapacaklar bu sefer? Beyazlardan. Ha, beyazlardan geliyor. Yani memleket çok geniş. There Will Be Blood çok iyi anlatır. Gangs of New York çok iyi anlatır. Baba filmin en başında vardır. Rossellini'nin Stromboli'sinde görürsün. Göçmenler oraya gidiyor. İrlandalılar Irish Potato Famine'den sonra gider. İş gücü var, iş var. Yani toprak var, adam yok. Şimdi köleyle onu çözüyorlar. Dolayısıyla hep köle lazım. Ve köle o kadar ucuz ki. Niye ucuz? Afrika gelişmemiş ekonomi. 2-3 tane şeye alıyorsun yani. Gerçekten ben de Flu TV'de bu köle lazım olduğunu çok iyi anladım ama bulamıyoruz hocam. Köle bulmak çok zor. Abi Türkiye'de şu ücretlerle insanlar çalışıyor. Yani hakikaten aslında aynı problem. Kimseyi rencide etmek için söylemiyorum. Kölenin fonksiyonuyla bugün asgari ücretin altında çalışan Suriye'nin fonksiyonu da aynı. Köleyle niteliksiz iş yapabilirsin ama öyle bir problem var. Yani sana niteliksiz iş lazım olduğu zaman sen kendi memleketindeki halkı ne yaparsın? Eğitimli yaparsın. Avrupa'da onu yapıyor. Dandik işleri oradan buradan kopardıkları zencilere yaptırıyorlar. Çünkü zaten o yolda da ölse çok ucuz. Siyahiler hocam. Siyahiler. Avrupa'nın girişimiyle bu coğrafi keşifler daha çok yürüyor. Fakat bu aynı zamanda ortaya Amerika diye yeni bir ülke çıkarıyor ve o ülke geçiyor Avrupa'yı. 1860'lar 70'lere kadar geçemiyor. Amerikalılar iş gücü yok ya. Sanayide makineleşmeyi daha şey yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Aslında ilk sanayi devrimi İngiltere'de. Tren yolu, kömür falan. Ondan sonra 1850'lere doğru Fransa'da, Almanya'da, diğer yerlere de başlayacak. Amerikalılar yeni bir şey yapıyorlar. Bunlar makineleşmeyi oluyor. Çünkü iş gücü problemi var ya. İkinci bir sanayi devrimi gibi oluyor onun için. Bir de problem adamlarda sonsuz kaynak var abi. Bak mesela 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin en büyük korkusu U-Boat'larla bir ablukaya aldın mı İngiltere ne petrolü var ne kendini besleyebiliyor, her şeyi dışarıdan getirecek. Amerika öyle değil. Altın desem var. Petrol desem var. Koskoca bakir bir kıta. Önünde Kızılderililer. Onları da böyle kafalarını bacaklarını kesip öldürüp orada burada katledip işte Ghost Dance yaparken bile öldürmüşler 1890 yılında. Tam bir katliam. Onların topraklarına ve bütün hukuki sistem sıfırdan çıkıldığı için ticarete göre kurulmuş. Bizde mahkemeler ne zaman müdahale eder? Siyasi bir şey söylediğin zaman. Siyaseten makbul olmayanı içeri atmaya yarar bize mahkemeler. Borcunu senet olsun 3 sene alamazsın. Amerika'da nerede şey yapıyor? Microsoft'u bölüyor tekel olmasın diye. Rockefeller'in şirketini 238'e bölüyor. Niye? Oradaki bütün sistem girişimcilik üzerine kurulmuş. Avrupa'da bile bu kadar değil. Çünkü Avrupa'da da gelmiş bir aristokrasi var, bir sistem var. Dolayısıyla sıfırdan başlamak, gene Hitler örneğinde olduğu gibi. Almanlar sıfırdan yaptığı için panzerle çat diye yapıyor. Daha güzelini yapıyorlar. Bazen sıfırdan yapma eski sistemin ayağına takılmasına neden olur. Amerikalıların böyle bir avantajı var. Hem de inanılmaz kaynakları var ve çok dinamik ve ayrıca zaten 1. Dünya Savaşı'ndan sonra iş bitiyor. 1929 krizi New York'ta çıkmıştır. Bak bu çok önemli bir şey. New York ne ya? Londra'da çıkması lazımdı. Çıkmadı. Demek ki zaten kapitalizmin merkezi New York'a kaymış. Bu İngiltere'de zamanında bütün keşler, hırsızlar, kanun kaçakları bilmem ne toplamışlar, Amerika'ya postalamışlar konusu gerçek mi? Kısmen evet. Zaten aklı başında adam denizci olmaz. Yani çok riskli bir iş. Ya bilmedik yerlere gideceksin. Bu ilk Mayflower'la falan filan Amerika'ya gidiyorlar. Orada kalıyorlar. Böyle siyah giyinen tipler. Ya Brimstone'u falan izleyin göreceksin. Yaşanacak bir hayat değil abi. Ona gidiyorsan zaten yani hırsız
hırsız hırsız değilsen heretik olabilirsin. Fransız Calvinist olabilirsin. Yani bir keleklik olması lazım. Arkadaşlar elit göçmez. Tuzu kuru göçmez. Göçen adamın ya bir siyasi problemi vardır. Bugün de böyledir. O yüzden Türkiye'nin beyaz yakanı dramı o diyorum. Adamın hayatı iyi göçeceğim diyor. Nereye göçüyorsun abi? Sen bir kere rahata alışmışsın. Gidemezsin. Gidip 5 sene sonra geri döneceksin. Çünkü o göçme yani Almancılara bak. Mesela adam köyden gelmiş gidiyor 30 sene şey yapıyor. O zor şartlardan geldiği için. Hiç var mı o dönem mesela böyle Beşiktaş'tan giden falan? Yok. Hep Anadolu'dan gidiyor. Niye? Ekonomik şart zor. Orada da öyle bir şey var. Oraya hep böyle hırsız hırsız. Avustralya ama tam anlamıyla penal koloniydi. Avustralya'ya giden herkes bütün şeyleri boşaltmışlar. Bir de tabii Scarface'deki o hikaye var değil mi? Fidel Castro böyle şey diyor siyasi sığınmacı diye bütün hapishanedeki insanları Florida'ya yolluyor. Öyle bir hikaye vardı. Ama şunu da unutma. Kapitalizm biraz evil bir şey ya. Ya da böyle girişimcilik. O adamlar çok girişimci de olabilir. Yani kurallı bir yer değil Amerika. Mesela kovboylar ne zaman yaşıyor? Hiç düşündün mü? Ne zaman oldu? 1100'ler, 1200'ler. 1800 falan olması lazım. 1100 ne lan? Kovboy diyorum. Tom Mix Texas hiç mi okumadın abi? 1800 ne oğlum? 1100. Yok abi 1880'ler, 90'lar, 1900'ler ya bayağı ama yani. Çünkü 1880'ler, 90'da Fransa'da böyle neler var? Eiffel Kulesi falan yapılıyor. Bunlar kovboyluk yapıyor. Tabii ne mesela kadar son kovboylardan Ronald Reagan vardır. Herkes bilir onu. İlker hocam aslında bu Emre hocamın anlattığı Amerika'ya ilk giren girişimci Amerikalıların biliyorsun hikayelerini benim en sevdiğim yönetmen olan Martin Scorsese. Bütün filmlerini çok beğenirim. O çok işlemiştir. Oradan öğrendik gerçekten. Onu da sevmiyorum ben ya. Hatta hoppa öyle bir laf yok. Hepimiz sen de çok Paul seviyorum. Thomas Anderson'ı seviyormuşsun. O da beni kırdı. Abi yani izlediğim en iyi yönetmenlerden her biri. Her film iyi değil abi. There Will Be Blood çok iyi. There Will Be Blood benim izlediğim iyi. En iyi filmler. 10 başka yılda. Başka filmini izledin mi? Magnolia'yı severim. Master da iyi ama sonra hep aynı filmleri çektiğine karar verdim. Quentin Tarantino'da da var ya böyle hep aynı şeyleri. Ben ilk filmini çok heyecanlanmıştım. Bugün Ice. Çok gençti o zaman ama o zaman da bakışında bir takım sorunlar var. Neyse hocam. Onun alternatifi çünkü ne ki? Yeni yönetmen çıkmıyor öyle. Çıkmıyor. Christopher Nolan var o var. Hocam Mustafa'dan tarihçi olur mu? Olur abi. Bir kere oturduğu koltuğu dolduruyor. Dolduruyor öyle değil mi? Enine ebatlı. O yüzden olmasa Emre Hoca'yı İlker Hoca'dan daha çok seviyorum. Benden tarihçi olur mu hocam? Senden olmaz abi. Sen sürekli tahrifat peşindesin. Başımıza bela olursun. Sen ilaççı falan ol. Uğraştırma bizi ya. Sürekli yani adam tarihsel olgudan işime gelen bir şey nasıl çıkarırım derdinde. Hocam Two Pops filmini seyrettim siz önerince. Ben izlemedim ama daha. Bana Elif yedermişti. Allah kahretsin seni. Abi papa baba çekemem ya. Her tarafın papaz olduğu George'tandı zaten. Hocam boş bir adam olduğunuz ne zaman ortaya çıkacak? Bu balon ne zaman patlayacak? Vallahi bekliyoruz işte ya evet. Poşet adam. Demin yorumlara bakıyordum birisi tatlı su entelektüeli demiş size. Ne diyorsunuz bu konuda? Abi tuz gözümde şey yapıyor hakikaten doğrudur yani. Ben de tuzlu su hiç sevmem tuz ya. Tuz nefret ya. Tuzlu su öğütür. Tatlı evet, su da ayrıca fotoplanktonları falan da öldürüyor. Ben biraz size arkadaşınız olarak bir şey söyleyebilir miyim? Ben biraz depresyona girdim. Her sabah açıyorum ne kadar iğrenç biri olduğumu okuyorum yorumlarda. Yani ne yapacağım bana biraz yardımcı olun hocam. Tarih beni ne diye yazacak? Boş beleş diye mi yazacak yoksa? Tarih seni muhteşem ESG'yi neden adam olarak yazacak? Ulan ne diye yapacaklar? Bir en büyük achievement'ım benim işte. Tarih seni abi böyle şeyde falan olacak. Geçen gün gittim böyle kaybedenler kulübü projesi falan diye. Böyle zamanın kiç şeyleri gereksin ne olmuş ya? Orada barmar açacaklar. Orada bir flu esintisi olacak ama bar da senin olmayacak. İnsanların böyle işte Cenk Erden falan vardı. O tip bir şey olacak. Oğlum herifler hala var ne yapıyorsun? Vardı dedim tamam ne yapayım de çok işte konuşuluyordu. Yani sen de öyle konuşulursun. Ama Cenk Erdem yolunu buldu mu bilmiyorum. Tarih seni Türkiye'de yeniden köleliği hortlatan insan olarak yazacak. Ya geçen gün onu anlatıyordum. Çok bozulduğum bir olay oldu. Birisi oturmuş. Olmaz öyle saçma şeyin recut'ını yapmıştım ya. Ona İngilizce altyazı yaptım. Hocam bakar mısınız dedi. Abi baktım olmamış yani. Demin dedin ya. Köleler nitelikli iş yapamıyor. Nitelikli iş yapamıyor. Ben de şey yazdım. Arkadaşlar birisi yapmış. Fakat çok hata var. Benim vaktim yok. Bakabilecek birisi baksın yazdım. Vay altı karışmış işte. Hoca köle arıyor. Olay kontrolden çıktı. Arkadaşlar istirham ederim. Biz Flu TV'de herkesin parasını ödüyoruz. Bunu lütfen senin ağzından duymalarını sağla. Evet. Flu TV'de hakikaten bir İlker'in de benim de şeyimiz yani kendi hakkımızdan vazgeçiyoruz. Mustafa'ya veriyoruz. Aşk olsun ben beni de katacak diye dinlerken. Önemli olan şey herkesin mutlu olması. Çünkü mutlu olmazsa bu iş yapılmaz. Dolayısıyla herkesin parasını İlker veriyorum diyor. Yani arkadaşlar. Aslında buradan bir duyuru yapalım. Çevirilerimizi yapanlara belli bir ücret de verebiliriz. Ama tabii doğru dürüst yapmaları lazım yani. Öyle yarım yamalak gibi evet. Ben niye yaptım diye. O zaman buradan bir şey yapmış olalım. Olmaz öyle saçma şey ya da olmaz öyle saçma tarih için çevir yapmak isteyenlere bizde bir parasıyla, temas edelim. Parasıyla. Venedik Dükkası üzerinden. Venedik Dükkası repli. Monopoli paralarıyla değil. Gerçek paralı ödeme yapılacaktır. Bize temasa geçsinler ki. Yani bu cevherimizden dünya da yararlansın. Beğendim Mustafa coğrafya keşifleri. Zaten ben coğrafyayla çok ilgiliyim hocam. Sadece bir tane
çok sorun vardı. Bir dakika, merak ettim. Nasıl çok ilgilisin coğrafyayla? Ne demek ulan? Böyle yemek yapma gibi bir şey. Çok seviyorsun biliyorum değil mi? Harita nasıl yapılır onu biliyor musun? Mesela şeyi biliyor musun? Neden haritalarda kuzey daha büyük, o hikayeyi biliyor musun? Harita var ya, hatta kartografi ne? Karto işte, karita, harita. Bunun bir değişik versiyonları var aslında. Yani bir küreyi açtığın zaman. Açarken çeşitli metotlar uygulamak zorundasın. Ve kuzey mesela çok büyük oluyor. Ortalar daha ufak. Mesela Hindistan çok büyük aslında, ufak gözüküyor. Veya Afrika küçük görünüyor. Evet. Mesela İsveç o kadar büyük değil aslında. Kanada da o kadar büyük değil. Yukarı kısımları açılıyor böyle. Yani baktığın yer önemli. Baktığın çünkü yer nereden önemli. Bakıyorsun? Biz dünyaya hep böyle kuzey güney diye bakıyoruz ya. Güneşe göre ama ters de bakmak mümkün. Tabii canım, bakabilirsin. Hatta öyle The World Upside Down diye böyle Amerika'da hassasiyetten şey. Gene John McNeil'in kapısında olan başka bir şey de ters bir dünya haritasıydı. Ben ilk gittim Georgetown'a böyle 25 yaşındayım. Aa dedim, adama baktı şeyi, koskoca John McNeil dedim, haritayı ters asmış. Meğersem öyle değilmiş. Hani dünya böyle de olabilirdi. Problem ne biliyor musun? Dünyadaki karaların büyük bir çoğunluğu kuzeyde. Evet, orada bir tutarlılık var. Grafik olarak var. Grafik olarak öyle. Yoksa şey yani. Ekvatorun kuzeyinde. Ekvatorun güneyinde bir uygarlık hiç çıkmadı. Yani en çok çıkan işte İnkalar falan. Öyle bir sıkıntı olduğu için kuzeyde. Mesela eskiden sıfır neredeydi? Greenwich neredeydi eskiden? Greenwich. İstanbul'dan, şu Sultanahmet'ten geçiyordu işte. Öyle mi? Tabii canım, neresiyse merkezi. Yani ya da İskenderiye'den geçiyordu. Herkes kendine göre merkez oluyor, anlatabildim mi? Problem, bir paradigma dünyayı ele geçirdi. Globalizasyon da odur. Yani Batı'nın kendi değerler silsilesi diğer tarafa. O yüzden diyorum ya, artık Batı medeniyeti, o medeniyet. Yani sinema. Batı sineması diye ayrı bir şey var mı? Bütün sinema aynı abi, Batı'dan çıkmış. Yapacak bir şey yok. Belli şeyler, üniversite, sinema, bütün dünyanın yapacakları Batı'dan geliyor. Herkesin aldığı şeyler. Nasıl Yunanlılar Helenizm üzerinden bütün Akdeniz adasını ele geçirmişlerdi. Batılılar da Kapiler'den sonra bütün dünyayı ele geçirdiler. Hindistan Amerika'dan daha iyi film yapabilir. Sinemanın nereden çıktı? 300 sene sonra önemli olur. Bak 300 sene sonra Çin sinemanın merkezi olur. Kimse de ya bunu biz Batılılar buldu demez. Bulmak hiçbir şeydir. Bak yeni bir çıktı. Bulmak önemli değil, sürdürmek önemli. Peki hocam, teşekkür ederiz. Bize bilgi verdi Hozom. Hocam çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Bir iki tane noktaya da şey yapayım. Birincisi, bu bölümde biri yazmış, demiş ki ben demiş programdan bilgi alıyorum, yorum almıyorum. Buna kesinlikle karşı çıktım, belirtmek istiyorum. Buradan yorum al, yorumun detayını al falan. YouTube'dan bir şey öğrenemezsiniz derken hep onu kastediyorduk. O iyi anlamda söylüyor, sen kötü. Tabii o iyi anlamda söylüyor ama bu dediği kötü. Buradan bilgi alamazsın bilgi abi. Bilgi ne oğlum? Bilgi bir türlü bu aşılamadı. Aşılamadı yani, evet. Oğlum bilgi son derece önemsiz bir şey. Hayır, bir de bilgiyi böyle lafla yani alamazsın. Çünkü ben hatırladığımı söylüyorum. Taramalı tüfek gibi konuşuyorum. Bir de bilgi abi, bilgi yani Amerika Vespucci tarafından bulundu. Ne olacak bunu sen? Bak bilsen, orada ha? Problem, başka problem var. Açıkça çıktı ortaya. Şimdi bunu herkes bilir falan filan yazdım. Nasıl öğrenilir yani, onu öğretmek lazım. Abi insanlar en basit bilgiye ulaşamıyor. Bana sorulan sorulardan onu anlamaya başlıyorum. En basit bilgiye ulaşamıyor. Nereye bakacağını bilmiyor. Hangi kitabı okuyacağım? Bana şu geliyor. Sizin kitabınızı okudum diyor. Yanına kitap koyuyor. Ya yanında kitap okuyorum. Allah diyorum ya. Benim kitapla o aynı kategoride değil. İyilik kötü değil. Aynılık değil. Öteki kitap bile değil. Bilmiyor çocuklar nerede. Çünkü bizim sistemimiz bunu vermiyor. Bizim sistemimiz bunu vermediği için de buralardan bilgi almaya sakın çocuklar. Yani Atilla Yeşil'e de hep diyor ya, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu scripted bir şey de olmadığı için siz benden duyup başka bir yerde satmayın. Siz benden bir şeyin ne kadar karmaşık olduğunu öğrenin. Tavsiye ettiğim kitaplara gitmeyi öğrenin. Tarihin sadece öyle işte şu bilmem ne Mareşal'di, şu şöyleydi, bu büyüktü, şu haindiden daha kapsamlı bir şey olduğunu. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Olmadığı saçma şeyde bunu yapmaya çalışıyoruz. Sen benim sana bir şey oluyor mu? Bana geliyorlar mesela, hocam sinemayla ilgileniyoruz, ne kitap okuyalım? Ya bu kadar genel bir soruya cevap verebiliyor musun sen? Veremiyorum. Hatta şöyle sorular soruyor. Hocam işte coğrafi keşifleri nasıl çözeriz falan diye. Bakın bilmiyorum, ben bir kitap okuyup gelmedim buraya. Coğrafi keşifleri iyi bildiğim bir konuydu. Ya onun mesela pedagojik bir şey o. Bazı şeyin güzel kitabı var. Mesela çok güzel, dediğim gibi Gombrich olmasa sanat tarihi üzerine çok güzel kitap, hemen oku öğren, hiçbir şey bilmiyorsan. Ama şimdi ben okusam o kadar hitap etmez. Dolayısıyla böyle kitaplar varsa tavsiye ediyoruz zaten, ama her şeyin de kitabı yok abi, yapacak bir şey yok yani. Sinema üzerine ne okuyayım? Bir tane kitap söyle bana abi, bilmiyorum yani. Nasıl senaryo yazar falan kitapları var, onları oku, ne bileyim yani. Binlerce var onlarda. Dijital sinema üzerine ben bir kitap biliyorum. O gerçekten bir boşucu kitabı benim için. İlker Canikligil'in kaleme aldı dijital. Mustafa Bey mesela, adam aydınlatma tasarımcısı oluyor. Bizi aydınlatma tasarımcısı olabilmek için gereken kitabı söyler misiniz? Yok mu oğlum, sen kitapsız mısın? Yok, yazıyorum, daha bitmedi. Hocam harika bölüm oldu. Çok teşekkür ederiz. Hocam görüşmek üzere. Evet Bogomiller, üye olun, Üskorbit'ten uzak durun.